Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 5. sınıf İngilizce 4. ünitemiz olan My Daily Routine, benim günlük rutinim ünitemizi işleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Bugün neler öğreneceğiz? Ünitemizin kelimelerini konu anlatımımızda telling the time, saati söyleme, telling the days, günleri söyleme, simple present tense, geniş zaman, what time, saat kaç, when, ne zaman soru cümlelerimizi işleyeceğiz. Ünitemizin kelimeleriyle başlayalım. Arrive at school, okula varmak. Arrive home, get home, eve varmak. Brush teeth, dişleri fırçalamak. Comb hair, saç taramak. Do homework, ödev yapmak. Draw picture, resim çizmek. Drink, içmek. Eat, yemek. Feed the pet, evcil hayvan beslemek. Get dressed, wear clothes, giyinmek. Get on the bus, otobüse binmek. Get up, kalkmak. Get up, early, erken kalkmak. Get out of the bed, yataktan kalkmak. Wake up, uyanmak. Go by bike, bisikletle gitmek. Ride a bike, bisiklete binmek. Go online, internete girmek. Go out, dışarı çıkmak. Go to bed, yatmak. Sleep, uyumak. Go to school on foot, okula yürüyerek gitmek. Go to school by school bus, okula servisle gitmek. Go shopping, alışverişe gitmek. Do shopping, alışveriş yapmak. Have a bath, have, take a shower, banyo yapmak, duş almak. Have a rest, dinlenmek. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Have lunch, öğle yemeği yemek. Have dinner, akşam yemeği yemek. Have a snack, atıştırmak. Help parents, anne babaya yardım etmek. Leave home, evden ayrılmak. Leave school, okuldan ayrılmak. Listen, dinlemek. Live, yaşamak. Make the bed, yatağı yapmak. Meet friends, arkadaşlarla buluşmak. Play game, oyun oynamak. Play an instrument, enstrüman çalmak. Play soccer, futbol, futbol oynamak. Read a book, kitap okumak. Study, ders çalışmak. Take a nap, kestirmek, uyuklamak. Tidy the room, odayı toparlamak. Visit, ziyaret etmek. Wash face and hands, elleri ve yüzü yıkamak. Evet çocuklar, konu anlatımımızla devam ediyoruz. Telling the time, saati söyleme. Birine saati sorarken, what time is it? What's the time? Saat kaç sorularından birini sorabiliriz. What time is it? Saat kaç sorusuna cevap vermek için öğrenmemiz gereken kavramlara bakalım. Tam saatlerde o'clock, quarter past çeyrek geçe, half past buçuk, quarter to çeyrek kala demek. Şimdi İngilizce saatleri söylemeyi öğrenelim.
Tam saatleri söyleme. Örneğin saat 1 ya da saat 2, saat 10 gibi tam saati gösteriyorsa İngilizce olarak söylerken o'clock kullanırız. It's 4 o'clock, saat 4. It's 9 o'clock, saat 9. Ya da kısaca it's 4, saat 4. It's 9, saat 9 da diyebiliriz. Past, geçe demek. Örneğin saatimiz 12'yi 10 geçiyor. Bunu İngilizce nasıl söyleriz? İngilizce saatleri okumadan önce içimizden Türkçesini tekrarlarsak daha kolay olacaktır. 12'yi 10 geçiyor. Bunu İngilizce olarak söylememiz için önce saat kaç geçiyorsa onu söyleriz. It's 10 past. Past geçe demekti. 10 geçiyor. Peki kaçı? 12'yi. Ardından 12'yi söyleriz. It's 10 past 12. 12'yi 10 geçiyor. Şimdi bu saatimize bakalım. What time is it? Saat kaç? It's 20 past 11. Saat 11'i 20 geçiyor. Half past buçuk demek. Saatimiz buçuğu gösterdiğinde, yani 30 geçtiğinde half past ile söyleriz. Örneğin saatimiz 7.30. Yani 7.30. Bunu İngilizce olarak nasıl söyleriz? It's half past 7. Saat 7.30. Tekrar edelim. Saatimiz buçuğu gösterdiğinde half past ile söyleriz. Şimdi bu saatimize bakalım. What time is it? Saat kaç? It's half past 9. Saat 9.30. Quarter past. Quarter çeyrek demek. Quarter past ise çeyrek geçe demek. Saatimiz çeyrek geçeyi gösterdiğinde, yani 15 geçtiğinde saat 15 geçiyor değil de çeyrek geçiyor deriz. Bunu da İngilizce olarak quarter past ile söyleriz. Örneğin saatimiz 8.15, yani 8 çeyrek. 8'i çeyrek geçiyor. Bunu İngilizce olarak nasıl söyleriz? It's quarter past 8. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Tekrar edelim. Saatimiz çeyrek geçeyi gösterdiğinde quarter past ile söyleriz. Şimdi bu saatimize bakalım. What time is it? Saat kaç? It's quarter past 4. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. To kala demek. Örneğin saatimiz 1'i 50 geçiyor. Saat 1'i 50 geçiyor demeyiz. 2'ye 10 kala, 2'ye 10 var deriz. Peki bunu İngilizce nasıl söyleriz? It's 10 to. To kala demekti. 10 to 10 kala. Peki kaça 10 kala? 2'ye. Ardından 2'yi söyleriz. It's 10 to 2. Saat 2'ye 10 kala. Saat 2'ye 10 var. Şimdi bu saatimize bakalım. What time is it? Saat kaç? It's 20 to 3. Saat 3'e 20 var. Saat 3'e 20 kala. Quarter to. Quarter çeyrek demekti. Quarter to ise çeyrek kala demek. Saatimiz çeyrek kalayı gösterdiğinde, yani 45 geçtiğinde quarter to ile söyleriz. Örneğin saatimiz 7.45 geçiyor ama biz saat 7.45 geçiyor demeyiz. 8'de çeyrek var. 8'de çeyrek kala deriz. Peki bunu İngilizce olarak nasıl söyleriz? It's quarter to 8. Saat 8'de çeyrek var. Saat 8'de çeyrek kala. Tekrar edelim. Saatimiz çeyrek kalayı gösterdiğinde quarter to ile söyleriz. Şimdi bu saatimize bakalım. What time is it? Saat kaç? It's quarter to 5. Saat 5'e çeyrek var. Saat 5'e çeyrek kala. Daily routine, günlük rutinlerimizden bahsederken de saatleri kullanırız. Şimdi hem günlük rutinlerimizden bahsedelim hem de saatleri kullanmış olalım. Örneklerimizi inceleyelim. I get up at 7 o'clock in the morning. Ben sabah saat 7'de kalkarım. My classes start at 8:30 in the morning. Derslerim sabah saat 8.30'da başlar. I have lunch at 12 o'clock.
Ben saat 12'de öğle yemeğimi yerim. I come back home at 3:30 in the afternoon. Ben öğleden sonra saat 3:30'da eve dönerim. I go to bed at 10:00 in the evening. Ben akşam 10'da yatmaya giderim. Buradaki örneklerimizde gördüğümüz gibi saatlerde at kullanırız. At 7, at 8, at 12 derken, sabah, öğleden sonra, akşam derken in kullanırız. In the morning, sabah, in the afternoon, öğleden sonra, in the evening, akşam. Öğlen derken at noon kullanırız. At noon, öğlen demek. Gece derken ise at night kullanırız. At night, gece demek. Bir de AM ve PM'den kısaca bahsedelim. İngilizce saati söylerken sabah 7, öğleden sonra 4, akşam 9 demek yerine kısaca AM ve PM kullanabiliriz. AM gece 12'den öğlen 12'ye kadar olan zaman dilimini ifade etmek için kullanılır. PM ise öğlen 12'den gece 12'ye kadar olan zaman dilimini ifade etmek için kullanılır. Tell in the days, günleri söyleme. Weekdays, hafta içi günler. Monday, pazartesi. Tuesday, salı. Wednesday, çarşamba. Thursday, perşembe. Friday, cuma. Weekends, hafta sonu günler. Saturday, cumartesi. Sunday, pazar. Haftanın günlerine özel hazırladığım videonun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Onu da izleyebilirsiniz çocuklar. Günleri sorarken, what day is it today? What's today? Bugün günlerden ne? Sorularını sorabiliriz. Cevap verirken de şu şekilde cevap verebiliriz. What day is it today? Bugün günlerden ne? Eğer pazartesi ise today is Monday. Bugün pazartesi. Ya da it's Monday. Pazartesi şeklinde cevap verebiliriz. What's today? Bugün ne? Eğer cumartesi ise today is Saturday. Bugün cumartesi. Ya da it's Saturday. Cumartesi şeklinde cevap verebiliriz. Bir işi yaptığımız günü belirtirken günden önce 10 kullanırız. I meet my friends on Sundays. Ben pazar günleri, pazarları arkadaşlarımla buluşurum. Eğer bir şeyi hafta içi günlerde yaptığımızı söylüyorsak 10 kullanırız. On weekdays. Eğer hafta sonu yaptığımızı söylüyorsak at kullanırız. At weekends. Örneklerimize bakalım. We go to school on weekdays. Biz hafta içleri okula gideriz. I go to sports club at weekends. Ben hafta sonları spor kulübüne giderim. Simple present tense, geniş zaman. Günlük rutinlerimiz her zaman yaptığımız eylemlerdir. Peki günlük rutinlerimizden bahsederken hangi zamanı kullanıyoruz? Simple present tense. Yani geniş zaman. Peki neymiş bakalım geniş zaman görelim. Geniş zamanda olumlu cümle kurmadan başlayalım. Günlük rutinlerimizden bahsederken ben erken kalkarım, kahvaltı yaparım, okula giderim gibi cümleler kurarız değil mi çocuklar? Bunları İngilizce olarak nasıl söyleriz? I get up early. Ben erken kalkarım. You have breakfast. Kahvaltı yaparsın. He walks to school. O okula gider. Peki burada he öznemizden sonra neden fiilimiz s takısı almış, walk, walks olmuş? Çünkü geniş zamanda eğer öznem I, you, we, they ise fiilim takı almazken, eğer öznem he, she, it ise fiilimiz s takısı alır. Geniş zamanda olumsuz cümle kurma. Geniş zamanda olumsuz cümle kurarken eğer öznem I, you, we, they ise don't, eğer öznem he, she, it ise doesn't ile geniş zamanda olumsuz cümle kurabilirim. Örneklerimize bakalım. I don't go to school at weekends. Hafta sonları okula gitmem. He doesn't go to school at weekends. O hafta sonları okula gitmez. Burada he öznemizden sonra fiilimiz takı almadı. Geniş zamanda he, she, it öznelerimiz sadece olumlu cümlede s takısı alır. Olumsuz ve soru cümlesinde fiilimiz s takısı almaz. Geniş zamanda soru cümlesi kurma. Geniş zamanda soru cümlesi kurarken eğer öznem I, you, we, they ise do, eğer öznem he, she, it ise
does ile geniş zamanda soru cümlesi kurabilirim. Örneklerimize bakalım. Do you have breakfast every morning? Sen her gün kahvaltı yapar mısın? Cevabım evetse kısaca yes I do. Uzun bir şekilde de yes I have breakfast every day. Evet her gün kahvaltı yaparım şeklinde cevap verebilirim. Cevabımız hayırsa kısaca no I don't. Uzun bir şekilde de no I don't have breakfast every day. Hayır her gün kahvaltı yapmam diye cevap verebilirim. Does Alican take folk dance course? Alican halk oyunu kursu alır mı? Cevabımız evetse kısaca yes he does. Uzun bir şekilde de yes he takes folk dance course. Evet o halk oyunu kursu alır diyebiliriz. Cevabımız hayırsa kısaca no he doesn't. Uzun bir şekilde de no he doesn't take folk dance course. Hayır o halk oyunu kursu almaz diye cevap verebiliriz. What time? When? Saat kaçta? Ne zaman? What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? I get up at 7 o'clock. Saat 7'de kalkarım. When do you do your homework? Ödevini ne zaman yaparsın? I do my homework in the evening. Ödevimi akşam yaparım. What time does she get up? O saat kaçta kalkar? She gets up at 8 o'clock. O saat 8'de kalkar. When does she do her homework? O ev ödevlerini ne zaman yapar? She does her homework in the afternoon. O ödevlerini öğleden sonra yapar. Gördüğümüz gibi what time saat kaçta demek ve bu soruya cevap verirken saat belirtmek zorundayız. When ise ne zaman demek. Burada tekrar dikkat etmemiz gereken nokta I ve you öznelerimden önce do soru kalıbımı, he ve she öznelerimden önce does soru kalıbımı kullandım. Ve olumlu cümle kurduğumuz için he ve she öznelerimizden sonra fiilimiz yine is takısı aldı. She gets up, he does oldu. Eğer soru ya da olumsuz cümle olsaydı fiilim is takısı almayacaktı. Evet çocuklar burada da arkadaşımız Deniz günlük rutinini anlatmış. Okuyalım. Hello, I'm Deniz. I wake up at 7 in the morning. I make my bed and take a shower. Then I have my breakfast at 7:30. After breakfast, I brush my teeth and walk to school. My classes start at 8:10 and finish at 3. After school, I come back home and do my homeworks, read a book and go online. I go to bed at 10 p.m. What's your daily routine? Ne diyor arkadaşımız Deniz? Ben sabah 7'de kalkarım, yatağımı yaparım, duş alırım. Sonra 7.30'da kahvaltımı yaparım. Kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalarım ve okula yürürüm. Derslerim 8'de 10 geçe başlar ve 3'te biter. Okuldan sonra eve dönerim, ödevlerimi yaparım, kitap okurum ve internete girerim. Saat 10'da yatmaya giderim. Senin günlük rutinin ne? Sizler de örnekteki gibi günlük rutininizden bahsedebilirsiniz çocuklar. Evet, ünitemizin özetini de bu örneğimizde vermiş olduk. Her ünitemizde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.